geldin Osman Bey. Ben de seni bekliyordum. Senin gibi adamları iyi bilirim. Bu yüzden buraya gelişenden hiç şüphem olmaz. Karacilasun seni bana getirmek için esir düştü. Sen de benim tuzağıma düştün. Mekarlar! Dur! Ablar bırakın silahları. Sen ne dersin Konur Bey? Dediğimi yap. Yeter öldürmek olsa çoktan öldürürlerdi. Osman Bey hala içeridedir. Belli ki başka bir mevzu var. Bırakın fırsatları haydi. Nökerlerini falan dinlemem. Seni burada ikiye bölerim. Hayır Osman Bey. Ben seni nasıl öldürmüyorsam... sen de öyle bir şey yapmayacaksın. Bana bak. Senin niyetin ne ha? Ben buraya sulha anlaşmak için geldim. Lakin aksi niyetteysen hiçbirimiz buradan sağ çıkamayız. Sen de bunu yapacak yürek var demek. Hem de çok iyi bir yürek var Osman Bey. Bu iyi niyetimi göstermek adına yanındakilerin dışarı çıkmasına müsaade ediyorum. Hem biz de baş başa konuşmuş oluruz. Eğer benimle konuşmak istiyorsan. Evvela Elçi Hatun'un ailesi gelecek. Sağlar mı değiller mi göreceğiz ondan sonra. Bunu isteyeceğini bildiğim için getirttim. Çıkabilirsiniz. Hadi. Hadi. Şimdi seni işlerim. Söyleyeceklerim hem kayıların hem de İlhan'ın yararına olacak. Baba! Baba! Baba!
Elçimim! Bırak! 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 Baba! Hatun! Bırak! Baba! Kızım! Bırak! Bırakın babamı! Elçim Hatun! Baba! Bey kızı! Hele sakin olasın. Bu cenderede öfkeyle kalkan zararlı oturur. Anam öldü. Ağabeyim öldü. Daha ne zararından bahsedersin? Sen korkarsan geri dur beyoğlu. Baba! Kızım! Hatun! Hele dur! Kaç! Kurtar kendini elçim! Kızım, elçimim! Senin için, obam için bir ömür bu itlerin elinde kalırdım. Niye geldiniz kızım? Gerekirse canıma verirdim. Niye geldiniz? Sizi kaderinize nasıl terk edebilirdim baba? Hem yalnız değilim. Osman Bey de benimledir. Osman Bey mi? Allah'a şükür. Bu yiğitler Osman Bey'in yiğitleri mi? İmdiden Taceddin Noyan'ın tuzağına düşmüşler. Gündüz Bey. Atam Osman Bey buraya her şeyi hesap edip de geldi. Siz tasa etmeyin. Sizi buradan kurtaracağız. Siz bu Taceddin Noyan'ın ne kadar gaddar, ne kadar kindar, ne kadar kurnaz olduğunu bilmezsiniz. Ondan ben bu hale düştüm. İmdi Osman Bey de, ardındakileri de öldürecek. Elindekileri bana vereceksin. Prensesi istersin. Sadece o değil. Karacelasını bana teslim edeceksin. Peki ya Olcay Tuğan? Yeğenini bu uçlara gönderdiğine göre. Mesele bu olmamalı. Bana asıl mesele İlyas. Olcay Tuğan büyük bir sefer hazırlığındadır. Bu sefer ne kadar büyük ki? Mesele bize kadar gelmiş. Ganimeti, şöhreti büyük bir sefer olacak. Katılan şanını aşan, altınına altın katacak. Peki ya diyorsun? Memliğe mi yürüyecekler? Yoksa altın orada hanlığına mı? Altlarını emrimize verip bu savaşta buyruğumuzda olursan bu bilgileri ancak o vakit öğrenebilirsin. Hele durasın. Hele durasın. Bizim atlarımız yalnızca Allah yolunda gaza eder. Görünen o ki seninle davamız aynı değildir. Şunu bilesin. Ardınıza tek bir alt dahi vermem. Lakin karşılığında alacağını işitmedin. O küçük müstakil beyliğini cüzi bir vergi karşılığında amcam Ulu Olcay Tuhan'a tasdik ettireceğim. Bak hele, tasdik edilecek bir beylik ne hürdür ne de müstakildir. Sizler yalnızca iliğini kemiğini sömürecek bir beylik ararsınız. O vakit yanlış topraklardasınız bilesiniz. Biz asla boyun eğmedik. Bunun için çok kan döküldü. Eğer ki gerekirse yine dökeriz bilesin. Buna inat edersen henüz tanışmadığın yanımla tanışırsın. Ve bedelini yurdundaki her bir er, her bir avrat, her bir evlat canıyla öder. Buna lüzum yok Osman Bey. Döker! Osman Bey ile gelen herkes gitmekte hürdür.